Çarpışma dizisinin ardından Ego projesinde de başrolleri paylaşan Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın arası gerildi. Gerginliği başlatan Duymaz'ın, Pamuk'un sete geç gelmesi nedeniyle kendisiyle tartıştığı ardından oyuncuyu takipten çıktığı öğrenildi. Ekip tarafından yalnızca birkaç dakika geciktiği söylenen Pamuk, Duymaz'ın davranışlarına anlam veremedi. İkili daha sonra yapımcı Efe İrvül aracılığında arayı yumuşattı. Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ı takip etmeye devam ederken, yakışıklı oyuncu meslektaşına geri dönüş yapmadı. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. O Ses Türkiye yılbaşı özelin çekimleri için tekrar jüri koltuğuna oturan Seda Sayan ve Murat Boz arasında eğlenceli bir diyalog yaşandı. Sayan, hala bekar olan Boz'la uğraşarak Murat Boz'un 2023 yılında evlenmesi lazım artık yeter dedi. Yakışıklı şarkıcıyı evlendirmek istediğini söyleyen usta sanatçı, kendisine Ayça Ayşin Turan'la ilgili soruların yöneltilmesi üzerine, benim o konuda konuşmam doğru olmaz ifadelerini kullandı. Oyunculuktaki yeteneğiyle yıldızı parlayan Selin Şekerci, seçtiği kariyer yolundaki pişmanlıklarından söz etti. Oyuncu olmaktan pişmanlık duymaya başladığını belirten Şekerci, müthiş bir rekabet ve setlerde mobbing var, güzellik algısı aşağı çıktı. Pandemide kilo almıştım, sektörden birinin Selin kilo almıştı, 3. sınıf oyuncu gibi duruyordu dediğini duydum şeklinde konuştu. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3. seçilmesinin ardından oyunculuk kariyerine adım atan Hazal Subaşı, aldığı eleştiriler hakkında konuştu. Subaşı, sanıyorlar ki güzellik yarışmasından çıkan herkes oyuncu oluyor. Herkes kendine bir yol çiziyor, benim önüme iyi fırsatlar çıktı, ben de değerlendirdim, şeklinde konuştu. Oluşan önyargılara da değinen oyuncu, herkesten daha çok çalışmam gerektiğini düşündüm. Güzel bulunmak dışında, o titrin sende olması herkeste bir önyargı yaratıyor, açıklamasını yaptı. Bu kediler nasıl öpüşüyor ya? Bir daha yapalım, gel bir daha yapalım. Yap. Yavaş. Yavaş yapalım. Çok seviyorum. Allah'ım çok seviyorum. Kediler öpüşmesi bu. Trafikte beni böyle görün, tamam. Kadın görüyorsunuz, terbiyesizleşiyorsunuz. Ki birçok erkekten daha güzel araba kullanıyorum. Tek seferde bir arabalık yere tek seferde giriyorum. Ama önyargılısınız. Trafikte beni böyle görün. Terbiyesizleşmeyin, ukalalaşmayın. Cümlelerinize dikkat edin. Yoruldum. Ah. Hayda, güzel. Yine harika. Gördüğünüz gibi kızlar story çekmeme izin vermiyor. Yine harikalar yaratan bir tırnak. Tabii ki yine Tuncay. Tabii ki ben. Tabii ki. Ya kızım tamam al Tuncay. Annemlerin tasarruf amaçlı evi aydınlatması için aldığı ışık burası. Bu pavyonun ışıklarını sen söndürdün be baba. Ah be baba. Kız bu neydi bu başımıza gel? Ne yaptın sen burayı? Disko, disko, parti sahne. Dırıt 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 dırıt. Merhaba arkadaşlar. Doktor Ayfer Aydın. Hello. Tanıştırayım. Bugün ne yapıyoruz? Bir anlatmak ister misin? Evet, Şevval'in biraz gözenek ve eski sivilcelerinden kalma izleri var. Önce cildini temizledik. Bütün komedonlarını temizledik. Sonra üzerine peeling yaptık ve şimdi de iki lazer yapacağız. Bunlar sadece gözeneklerini ve aknezlerini düzeltmeyecek, aynı zamanda ona daha canlı, parlak ve diri bir cilt kazandıracak. Zaten çok güzel, boylu, poslu, öyle böyle değil. Teşekkür ederim. Daha güzel bir cilde olacak. Sağ ol. Hep beraber göreceğiz. Sonucu paylaşacağım sizlerle. Evet. Aa, bu kimmiş ya? Rabiş. Hani bir tane daha Rabiş var. Hangisi Rabiş? O. O? Rabiş. O da Rabiş. Açacak mısın oraları ha? Açabiliyor musun ki? Bakayım. Dene. Oyun mu yetmiyor? Ha? Ne? Bak
Bak Taço, bundan en fazla nereye giderim ben biliyor musun? Üsküdar'a. Yok. Ha ya, yani buradan Üsküdar'a ya da Bodrum limandan şeye Kos'a kadar. Bu ne ya? Nereye gidiyor acaba? Galataport'a ilk kez geldik. Dur bakalım. Esra ay ıy dedi de. İsra kesin anlamaz tabii böyle yerlerden. Şimdi, ay saçım çok güzel şu an. Bizim ekip de geldi. Bugün birkaç tane çekimim var. Onlardan önce hazırlanırken birkaç tane TikTok çektim. TikTok'ta aşırı aktifim bu arada. O yüzden belki burayı biraz boşlamışımdır. Sonra TikTok'a başlayıp 5 gün falan oluyor aşırı aktifim dediğim. Boşlamışım dediğim de bu. Ondan önce bir yeni yıl zamanı bir gerçekten ara verdim. Hakikaten dinlendim, hiçbir şey yapmadım. Çok iyi geldi o bana. O yüzden şimdi tekrar böyle motive ve iyi hissediyorum. Biraz daha ilham almış hissediyorum. Bir de TikTok'taki şey bana çok iyi geldi. Yani ben eskiden YouTuber olduğum için how to videolarını çekmek çok hoşuma gidiyor benim. Bir şeyleri yaparken göstermeyi, sizinle paylaşmayı, sevdiğim ürünleri göstermeyi çok özlemiştim. Ama bunu böyle link vererek yapmak istemiyordum bir süredir. Sen tezgaha kopya mı yazdın? Yazdım, şuraya da okuyamıyorum.